Kudret, Kudret lütfen yapma. Çok yorgunum bak, her yanım ağrıyor sevgilim. İyi işte. Güzel oralar. Gene bana dua et. Seni orada tek başına bırakıp kurda kuşa yem etmek vardı ama gene ben Allah korkusu olan kadınım. Emel, iyi ki bırakmadın beni orada. Vallahi ben sabaha kadar korkudan sağ çıkamazdım. Mezarlık mezarım olurdu. Ya bitti zannetme canım. Hele bir yarın olsun, hele bir günde olsun. Bak ben sana neler edeceğim. Burnundan fitil fitil getireceğim senin. Ben Gamze ile vedalaşayım. Sabah artık bavulumu hazırlayayım. Polise teslim olurum. Ne yapacağım başka? Dur kız. Polisi nereden çıkardın şimdi? Sen beni polise vermeyecek misin? Ay Emel kardeş. Sen ne kadar iyi bir insansın. Git bana. Kardeş kardeş deme bundan böyle. Bitti kardeş mardeş. Kardeşlik orada kaldı. Seni polise vermeyeceğim. Ama seni düşündüğümden falan değil yani. Şimdi sigorta bu evin kazayla değil de bilinerek yakıldığını öğrenirse bana saydıkları paraları tıkır tıkır geri alırlar. Ben de gene dımdızlak kalırım ortalık yerde. Yani bu da bitiriyor muyuz şimdi yani? Unutuyoruz, kaldırıyoruz, silip atıyoruz. Hayır efendim. Öyle unutup hemen silmeyeceğiz bu meseleyi. Sen bundan böyle bana borçlu bir insansın artık. Tamam. Sen yaz bana borcu. Artık ben 2-3 işe girerim. Öderim, vallahi öderim. Yok. Para değil benim istediğim. Ne istiyorsun? Şey, şu Nermin, Elif, Zeliş, sen beraber yaptığınız altın günü var ya. Evet. Ona beni de çağıracaksınız. Gel, istediğin zaman gel. Altın da almam ama. Alma, ben alırım sana altın. İyi, başka istediğin bir şey olursa da ararım, söylerim, onu da yaparsın. Yaparım. Pis kundakçı, zilli seni. Ölüm, hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Bunu ta başından beri bilir, yine de o ana kadar iyi, güzel
ve anlamlı şeyler yaşamak isteriz. Bazen aşkın baş döndürücü sıcaklığını, bazen çocuklarımızı yetiştirmenin mutlu telaşını, bazen de geçmişte kaybettiğimiz birinin dinmeyen acısını. Evet, hepimiz hayat boyunca iyi, güzel ve anlamlı şeyler yaşamak isteriz. Ancak bu hepimize nasip olmaz. Bazılarımız ömrünü sadece ve sadece başkalarının hayatını izleyerek geçirir. Çağıl çağıl akan bir nehri izler gibi. Oğlum, oğlum yavaş. Hadi gideceğiz, geç kaldık. Çetin, Çetin. Çetin, Tekin, gel çocuğum. Metin, Metin. Aa, ne yapıyorsun muzlara? Oğlum, çocuğum. Dur, olamaz mı? Ay, Çetin. Eh be Çetin. Kusura bakmayın, ben ödeyeceğim. Çocukları bir toplayayım. Akıllı uslu çocuğu olan anneler böyle biraz yaramaz, biraz haşarı bir çocuk gördü mü hemen anneleri suçlayıp tepeden bakarlar. Baş etmeyi bileceksin der gibi. Gamze gibi bir çocuğu varken Yasemin'in kendini beğenmesi kolaydı tabii. Gamze doğuştan disiplinli ve çalışkandı. Okul hayatı boyunca annesini hiç üzmemiş, onun göğsünü hep kabartmıştı. Yasemin kızının dört dörtlük bir evlat olduğunu düşünüyordu. Bebekliğinden beri onu hiç üzmediği gibi bundan sonra da üzmeyeceğine adı gibi emindi. Ne var ki söz konusu çocuklar olduğunda her anne baba her an hayrete düşmeye hazır olmalıdır. Yasemin de öyle. Gamze! Erken geldin sen. Niye erken geldin? Ya ben dergiye verip gidecektim Yasemin abla. İyi günler. Ne iş var bunun burada? Hem de bana sormadan. Bir saniye. Seymet. Yarın görüşüyoruz değil mi? Görüşeceğiz tamam. Yani tam saatin öyle oluyor. Ne yarını ne görüşmesi ya? Sen ne işler çeviriyorsun bakayım benden habersiz? Ya ne iş çevireceğim ya? Bir iş çevirmiyorum işte. Yarın Burcu'nun doğum günü var. O benimkine geldi. Ben de onunkine gideceğim. Bu kadar basit yani. Ne var sanki bunda? Bunda bir şey yok. Sen anneye sormadan nasıl hareket edebiliyorsun? Gamze bana bak bir bana. Bir daha anneye danışmadan böyle bir şey yapmayacaksın. Sen niye Mert'e söz veriyorsun bakayım? Ha? Ben çöp atacağım. Hayır, çöp atmayacaksın. Çöpü bırak oraya. Sen beni dinleyeceksin önce. Bana cevap vereceksin, ondan sonra çöp atacaksın. Çöp atacağım dedim. Gamze! Gamze, kime diyorum ben? Senin Mert'le görüşmeni samimi olmanı istemiyorum ben. Ama ben istiyorum. Çocuğum, kaç kere söyledim sana Mert'in bazı sorunları var diye? Anne, Mert'in hiçbir şey yok. Tartışmıyorum ben seninle ya. İstemiyorum görüşmeni. Ha, yasaklıyorsun yani. Vallahi gerekirse yasaklıyorum. Annenim çünkü ben senin. Süper ya. İşine gelince arkadaşız, işine gelince anne. Sen de bir karar ver artık. Çocukları yaramaz olan anneler her zaman daha anlayışlıdırlar. Onlar evlatlarının annelerini üzebileceklerini iyi bilirler. Ve bu gerçekle ilk kez karşılaşanlara attıkları bir bakış vardır ki kısaca aramıza hoş geldin derler. O
Oğlum nereden çıktı şimdi Atilla'nın yanına taşınmak? Kendi mis gibi evin dururken. Anne, benim artık çalışıp kendi hayatımın sorumluluğunu kazanmam lazım. O bilgisayarcıya dadandığından beri lafın filan değişti. Bir asilik geldi sana. Ben artık orada çalışıyorum anne. Yediğin önünde yemediğin arkanda evladım. Sen daha okuma çağındasın. Nereden çıkardın şimdi bu çalışmayı filan bilmem ki. Levent, okulunu aksatmıyorsun değil mi? Levent, gözlerimin içine bak. Ben okulu bıraktım anne. Ne? El alem çalışıp kazanıp okumak için can atarken sen okulu bıraktın öyle mi? Benim artık okumamam gerekiyor anne. Çalışıp kendi hayatımı kazanmam lazım. Niyeymiş o? Ha, anladım. Elin para tutunca o evli kadın kocasını bırakıp sana gelir. Böyle düşünüyorsun değil mi? Levent, Levent. Oğlum kadın yüzüne yüzüne söylemedi mi? Onun seninle hiçbir ilgisi yok. Belki ileride fikri değişir. Hayır, değişmez oğlum. Kardeşi yaşında bir çocuk için niçin bıraksın kocasını? Levent, Levent Allah aşkına mahvetme hayatını. Hem de seni hiç umursamayan bir kadın için yapma bunu oğlum. Yalvarıyorum. Anne, ben Zeliş Hanım'ı sonsuza kadar beklerim, anladın mı? Çekil. Yapma kardeşini. Çetin geri gel. Çetin buraya gel. Oğlum dön. Dön çocuğum. Ay gel, araba geliyor. Kaç. Tamam oğlum. Tamam. Aa, dedeniz gelmiş. Kaç. Aslan parçalarım beni. Aslanlarım. Nereye getirdin dede? Kendimi getirdim. Ne getireceğim? Eşref babacığım hoş geldiniz. Ömerciğim niye söylemiyorsun babanın geldiğini? Öpeyim. Ah, beyhudar ol güzel kızım. Güzel gelinim beni. Gardan aradı. Biz de direkt geldik işte eve. Tekin ne oldu oğlum? Ne oldu sana? Koşak anne. Oy, bakayım hani. Bakayım. Dur 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 ben bakayım. Gel göster bakayım dizini. Ufacık bir şey. Annen harekete mi kalmış? Hmm, atışmışlar biraz. Babam da kafamı dinleyeceğim deyip kalkıp buraya gelmiş. Küçücük bir çizik. Bunun için mi ağlıyorsun yana yakıla? Ha? Ama nereye çok aşırmıştı. Bir daha duymayayım. Hadi Necde ağlasa neyse, o kız, sen erkek adamsın. Erkekler ağlamaz değil mi? Hah, baban gene başladı torunlar arası kız erkek ayrımına Ömer. Baba hadi eve geçelim, ben de biraz durup işe döneceğim zaten. Hadi, hadi benim ha. Paşa oğlum merhem süreceğiz şimdi ayağına. Zeliş ya, boynum çok fena tutulmuş. Kafamı sağdan sola çeviremiyorum ya. Ay sevgilim, dur sana ben sıcak havlu yapayım. Yok istemem. Peki, şurada ağrı kesici pomot olacaktı. Yok, mümkün değil ya. Ben bugün de gidemeyeceğim annemin yanına. Sen gitsene ziyaretine Zeliş. Kim? Ben mi? Ha. Ben nasıl gideyim hayatım Allah'ını seversen? Çalışıyorum ben, bilmiyor musun? El aleme sucuk yedirmekle, milletin kepekli saçına fön çekmekle uğraşıyorum Allah'ını seversen ya. Ben mi diyorum çalış diye? Çalışma. Ha oldu. Çalışmayayım da battaniyeyi kemirelim beraber. Ayrıca da ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anne kendini bilmeden şuursuzca yatıyor. Yani gitsen de bir, gitmesen de bir sevgilim. Canım annem ya. Hastanelerde böyle kala kaldı. Ay, evde pomat kalmamış. Yasemin'de vardı. Ben şimdi bir koşu Yasemin'e gidip alıp geliyorum sevgilim. Peki tamam. Hemen geliyorum. Tamam hayat. Sen kımıldama. Tamam tamam. Ay, Ayfer abla ne oldu, bana mı geliyordun? Ocağına düştüm Zeliş. Aa, hayırdır ne oldu? Levent okulu bıraktı. Ha, aa yazık. Da
Hani benim bir alakam yok ya senin oğlunla. Dershanelere mi yollamadım? Özel hocalar mı tutmadım üniversiteyi kazansın diye? Tam yüzlük kuyruğuna geldik derken... Anladım. Da hani ben ne yapabilirim? Yok mu bir tanışın falan böyle içine dökebileceğin? Bir yerde çalışmaya başlamış. Evden de ayrıldı. Şu ilerideki güneş sitesinde bir arkadaşı var. Atilla Mine. İpsiz sapsızın teki. Onun yanında kalacakmış. Para kazanırsa belki sen kocandan boşanır da ona varırsın diye umutlanıyor. Aa! Tövbe bismillah. Ay, kusura bakma da senin oğlan iyice delilenmiş herhalde. Ben durduk yerde ne diye boşayayım canım gül gibi kocamı? Ya ben de dedim. Oğlum olmaz öyle şey. Kendi kendine boşuna hallenme dedim. Ama iyice kurmuş işte kafasında. Bir türlü vazgeçiremedim. Bak ben sana o gün de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Yukarıda Allah var. Benim senin oğlunla işim olmadı olmaz da. Ya dedin. Dedin ama Zeliş. Bir kere daha konuşsan. Şöyle kökünden umudunu kessin bu işten. Belki o zaman okuluna geri döner ha. Ay ha Zeliş. Ne diyebilirim ben? Ayfer ablacığım yani ben zaten söyleyeceğimi söyledim ya. Daha fazla ne yapabilirim ki? Şöyle bastıra bastıra anlat. İyice girsin kafasına. Ay kusura bakma. Ben senin oğlunla bir daha karşı karşıya falan gelemem yani. Sen benim oğlumu hal yoluna koymaya mecbursun Zeliş. Aa! O niyemiş o? Niyesi o ki? Ben de kocana gider Levent'i zırt pırt evine çağırdığını anlatırım. Ne yapıyorsun? Bağırma. Ben onu bilgisayar için çağırıyordum. Niye öyle diyorsun? Bakalım o da öyle düşünecek mi? Ya Levent'le konuşur, onu okuluna dönmesi için ikna edersin. Ya da ben Kudret'e her şeyi bir bir alırım. Yapma dur. Bir sakin ol ya. İyi. Ben bir daha gider konuşurum senin o kalın kafalı oğlunla. Tamam mı? Hadi tamam şimdi sen git. Hadi. Hadi hadi. Kurabiye pişirdim. Portakal suyu da sıktım sen seversin diyor. Ellerine sağlık. Afiyet Nermin. Olsun. Ya böyle hastalığım süresince bana çocuk gibi baktın. Gerçekten çok minnettarım sana. Rica ederim lafım olur. Kapıya bakayım. Alo Zeliş Hanım. Ya ben de tam sizi arayacaktım. İki dakika sus da beni dinle. İki saat sonra alışveriş merkezinin yanındaki kafede olabilir misin? Yeter ki siz isteyin. Tabii olurum Zeliş Hanım. Görüşürüz. Behçet misafirim var. Rahmi geçmiş olsun. Sağ ol. Buyurun oturun Rahmi Bey. Siz de mi doktorsunuz? Avukatım hanımefendi. Boşanma davanıza ben bakacağım. Nermin, bak ben gerçekten onu çağırmadım. Mal paylaşımı ile ilgili bazı noktalar açık kalmış da... Onları netliğe kavuşturalım dedim. Nermin ben... Siz konuşun. Ben çay demleyeyim. Uzun sürecek herhalde. Mal paylaşımını halledersek tek celsede boşanırsınız. Hiç uzamaz. Thank you.
Cemil abi, nasılsın? Merhaba Yasin. Hayrola? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Evet. Söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum Cemil abicim ya. Handan'la mı ilgili yine? Yok, bu sefer Mert'le ilgili. Şimdi bunlar Gamze ile Mert klinikte mektuptu falan derken biraz samimi oldular ya. Tabi okulda da görüşüyorlar haliyle. Yani meseleyi birazcık abartmışlar. Nasıl yani? Ya bugün eve gidince ikisini birlikte yakaladım. Hayır canım, ay Allah göstermesin. Dergi bakıyordu çocuklar, bir şey değil. Bir şey değil ama yani ben bu derece yakınlaşmalarını doğru bulmuyorum Cemil abi. Anladım Yasemin, ben Mert'le konuşurum. Hayır, yanlış anlamını istemiyorum. Bak Mert de benim için kıymetli. Ama sonuçta herkesin çocuğu kendisine yani. Kızımla aramızın Mert yüzünden bozulmasını istemiyorum Cemil abi ben. Hem sonra Gamze'nin dersleri çok ağır. Maazallah bir dersten falan kalırsa böyle... Ya sen biraz Mert'in kulağını çeksen... Ne bileyim, sokakta karşılaştıklarında... Merhaba, nasılsın deseler sadece birbirlerine. Cemil abi kızımın kafasını meşgul etmesin yani. Hiç kaygılanma. Birbirlerini bir daha görmeyecekler. Ya seni dinlemezse? Dinlese de dinlemese de fark etmez. Evi sattım. Taşınıyoruz buradan. Nihayet taşınıyorsunuz yani. Ay Cemil abi, inşallah çok uzaklara taşınırsınız. Evi sattın mı? Niye bana söylemedin? Ne zamandır satılıktı zaten. Ben de uygun bir müşteri çıkınca sattım. Keşke annemin yerine sen ölseydin. Cemil abi bana müsaade. İyi günler sana. İyi günler. Avukatın gitti mi? Ne çabuk hallettiniz her şeyi. Nermin. Gel birazcık konuşalım seninle. Konuşacak neyimiz kaldı ki? Gel canım, konuşalım. Avukatı ben çağırmadım. Kendi kendine gelmiş. Adam işini yapıyor. Sen tutmadın mı onu bizi boşasın diye? Evet ama... Tamam. Bu işi ben başlattım. Biliyorum. Sana layık bir eş olamadım. Üstüne üstlük bir de... Aldattın beni. Herkes hata yapar. Ben çok pişmanım. Yani... Gerçekten senden çok özür diliyorum. Köpek gibi pişmanım. Ne olur affet beni. Evet de yırtıp atayım şu kağıdı. Kaldığımız yerden başlayalım. Sana geçmişin kötü anlarını unutturayım. Ama bir kez bunu imzalarsak... hakim tek celsede boşar bizi. Madem bizi bu yola soktun Behçet... artık geri dönüş yok. Ara avukatını. İkimizin neyi var neyi yoksa eşit bir şekilde paylaştırsın. Ben babamdan kalma fındık bahçesini ve bu evi istiyorum. Sana da Erdek'teki yazlık, araba ve muayenehane düşer. Hani sen boşanmak istemiyordun?
Nereden çıktı bu şimdi? Beni aldattın Behçet. Daha ne olsun? Bunu da unutmaya hazır gibiydin. Yoksa senin kafanda başka bir şey mi var? Ne gibi? Eski sözün Kadir'e döneceksin değil mi?